Çarşamba akşamları sizlerle. Tarih ve gezi sevdalıları, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bursa Sanat TV sosyal medya kanalımızda Tarih ve Gezi adlı programlarımızda Bursa'yı, Bursa'nın tarihi ve turistik değerlerini konuşmaya devam ediyoruz. Bursa'nın gezi mekanlarını, tarihi mekanlarını tanıtmaya çalışıyorduk değerli dostlarımıza. Ve her akşam, her çarşamba akşamları bir yeri konu etmeye çalışıyoruz. Bu akşam da Bursa'nın önemli tarihi turistik değerlerinden, önemli mekanlarından birisi olan Murat Hüdavendigâr Külliyesi'ni sizlere takdim etmek arzu ediyoruz. Değerli dostlar, Bursa bazı tarihi bölgeleriyle UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne de dahil edilmiş önemli tarihi yapılara sahip. Ve bunlar içerisinde padişah külliyeleri yer alıyor. Bu padişah külliyelerinden bir diğeri de Çekirge'de o zaman için şehrin batı sınırını çizen çok önemli hakim bir tepeye konuşlandırılmış olan Murat Hüdavendigâr Külliyesi'dir. Hemen rejimizden fotoğrafı rica edelim. Hem UNESCO tabelasıyla Sultan 1. Murat Hüdavendigâr Külliyesi'ni tanıtan bu UNESCO tabelasını görmüş olalım. Değerli dostlar, külliye hepsi bir arada eserler konumundaydı. Cami, medrese, han, hamam, imaret, türbe bunlar hepsi bir aradaysa buna külliye diyorduk. Ve Bursa'da padişah külliyeleri vardır. Orhan Gazi Külliyesi, işte 1. Murat Hüdavendigâr Külliyesi, Yıldırım Bayezid Külliyesi, Yeşil Külliyesi, Muradiye Külliyesi buna örnek olarak verilebilir. Bu külliyelerden bir diğeri de 1. Murat Hüdavendigâr'ın yaptırmış olduğu Sultan 1. Murat Hüdavendigâr Külliyesi'dir. Peki bu külliyeden günümüzde hangi unsurlar var dersek hemen külliye planı ile ilgili rejimizden iki nol fotoğrafı rica edelim. Değerli dostlar, Murat Hüdavendigâr Külliyesi'nden günümüze gelmiş olan yapılar cami vardır. Külliyenin zaten ana unsuru konumunda. Cami bu arada sadece bir cami değil, detaylarıyla anlatacağım. Üstü medrese, altı cami çok ilginç bir yapı konumundadır. Caminin karşısında Sultan 1. Murat Hüdavendigâr'ın da yattığı, şehit padişahımızın gömülü bulunduğu türbe yer alır. Türbenin sağ çaprazında imaret dediğimiz aşevi kısmı yer alır. Caminin sol tarafında da bekarlar hamamı olarak da ifade edilmiş. Gir çık hamamı denmiş. Zamanla çık çık hamamı ismini almış. İlginç bir hamam yeri vardır. Külliyenin unsurlarından bunlar günümüze kalmış. Günümüze kalmayan bir de Sıbyan Mektebi'nin bir okulun olduğu tarih kayıtlarda veriliyor. Hemen cami görselimizle devam edelim külliyeyi tanımaya. Üç nolu fotoğrafı rica edelim. Değerli dostlar, külliyenin ana unsuru camidir. Hayatın merkezinde ibadet olduğu için cami ile başlamış olalım. Fakat 1. Murat Hüdavendigâr Camii başka hiçbir camide olmayan özelliklere sahiptir. Çok ilginç bir camidir. İki katlı bir cami. Bakın burada görselimize de görüyoruz. Üst katında balkon kısmıdır aslında orası, teras kısmıdır. Ama o terasın arkalarında medrese bölümü yer alır. Detaylarını birazdan vereceğiz. Üstü medrese, altı cami olan tek cami konumundadır Türkiye'de değerli dostlar. Bu yönüyle unik bir eserdir. Eşi menende olmayan bir yapı konumundadır. Ve hatta işte mimarı konusunda tarihçiler arasında tartışmalar vardır. Yabancı bir mimarın tarafından yapıldığı veya işte çalışan ustalarının yabancı olabileceği, Bizanslı ustalar olabileceği ifade edilmiş oluyor. Ve devşirme malzemeler bolca kullanıldığı için bunu buradan da anlayabiliyoruz. Diğer görselimizi görelim. Üstü medrese altı cami olduğunu biraz daha yakından da görmüş olalım. Dört nolu görselimizde. Değerli dostlar, caminin ön cephesinde gördüğümüz alt kısım caminin giriş kısmı ve caminin alt kısmındaki odalar kısmı vardır. Üst katındaki kısımda ise içeriden fark edilemeyen bir medrese bölümü vardır. Önce cami ile ilgili tanıtım levhasını, belediyenin koymuş olduğu tanıtım levhasını rica edeyim. 5 nolu fotoğrafı rica edeyim rejimizden. Bu tanıtımda bakın neler verilmiş. Hüdavendigâr Külliyesi'nin ana yapısı olan cami, Hüdavendigâr adıyla anılan 1. Murat tarafından 1366 yılında yaptırılmıştır. Değerli dostlar, 1. Murat Hüdavendigâr, bu arada Hüdavendigâr ne demektir dersek, Hüdavendigâr hükümdar anlamında, bey anlamında, efendi anlamında bir kelimedir. Ama padişah olarak bir tek 1. Murat'ın kullandığı bir ünvandır. Ve değerli dostlar, Hüdavendigâr manasında 1. Murat ifade edilir. 1. Murat Hüdavendigâr padişahlığı devresinde bunu yaptırmış ve 1360'lı yıllarda yapıldı. 1366'da bitirilmiş olabileceği ifade ediliyor. Bu caminin planı olarak ters T planlı bir cami olduğu ifade ediliyor.
Terste plan ne demektir dersek, içeri girdiğiniz zaman yanlarda kanatlar, öne doğru bir uzantı yer alır. Aslında bu camilere zaviyeli camiler, tabhaneli camiler, kanatlı camiler ifadesi kullanılır. Ve bu camilerin örnekleri Bursa'da bolca mevcuttur. Orhan Camii'nde de, işte bu 1. Murat Hüdavendigâr Camii'nde de, Yıldırım Camii'nde de, Çelebi Mehmed'in Yeşil Camii'nde de, Muradiye Camii'nde de bunları görebilme imkanımız vardır. Osmanlı mimarisinde cami ve medresenin aynı yapı içerisinde iki katlı olarak tasarlandığı tek yapıdır diyor. Taş tuğla süslemeleri ve sivri kemerleriyle dikkat çeken yapıda Bizans dönemi sütun ve sütun başlıkları kullanılmış olup yapımında Bizanslı sanatkarların görev aldığı bilinmektedir. Alt kat son cemaat yeri, dış sofa, tek kubbeli merkezi alan 4 eyvan ile 6 odadan oluşmaktadır. 19. yüzyılda inşa edilen şadırvanı merkezi alanın ortasındadır. Cami girişindeki sahanlığın iki yanındaki merdivenlerle çıkılan medresede 4 adet müderris ve muid, yani müderris yardımcısı ve 12 adet öğrenci odası hücresi yer alır. Medresede Molla Gürani, Zembilli Ali Efendi, Tacizade Cafer Çelebi gibi şeyhülislamlık da yapmış ünlü kişiler müderrislik yapmıştır açıklamalarda yer alıyor. Bakın değerli dostlar, bu medrese zamanında çok değerli alimlerin ders verdiği bir medrese konumundaydı üst katı. Ve bu medresede görev yapmış olan müderris, o zamanın profesörleri arasında şeyhülislamlık da yapmış olan, Fatih'in de hocası olan Molla Gürani Hazretlerinden, işte Zembilli Ali Efendi'den, Zembilli Ali Efendi Yavuz Sultan Selim'in şeyhülislamı konumundadır. Ve Tacizade Cafer Çelebi gibi önemli alimlerin burada ders vermiş olduğu ifade ediliyor. Ve çevre düzenlemeleri yapılarak 2013-2014'te Büyükşehir Belediyesi'nin çevre düzenlemeleri yaptığı ifade ediliyor. Peki camiye doğru geçelim. Yedinoğlu görselimizi rica edelim. Basamaklarla camiye doğru geçiş aşamasını görmüş olalım. Değerli dostlar, bu arada caminin bu ön tarafındaki, bakın, merdivenlerin başında iki yanda yuvarlak yer alıyor ve ortasında bir boşluk yer alıyor. Bu boşluklara sancak dikilebildiği ifade ediliyor. Ordu sefere gidilirken burada işte bir tören yapılabileceği ifade ediliyor. Bir noktada o boşlukların sancak için, bayrak için konulabilecek yerler olduğu ifade ediliyor. Caminin giriş tabelasını da görelim. Caminin tabelasındaki tarihini 8 nolu görselimizle rica edelim. Bakın 1. Murat Hüdavendigâr Camii'nin 1363-1366 yılları arasında yapıldığı ifade ediliyor. Caminin girişinde sağda ve soldaki bölümlere son cemaat mahalli denir. Yani namaza yetişemeyenlerin namaz kılma bölümü konumunda son cemaat mahallini gösteren görselimizi rica edelim. Diğer görselle 9 nolu görsel. Son cemaat mahallinde bu arada değerli dostlar devşirme malzeme dediğimiz Bizans tarihi eserlerinden kalma sütun başlıkları kullanılmıştır. Frizler vardır ve o sütun başlıklarından bir örnek olarak 10 nolu görselimizi rica edelim. Bakın Osmanlı, Bizans, Doğu Roma zamanından kalma olan antik dönemlerden kalma eserlerin sütun başlıklarını, sütunlarını kendi camisinde kullanabiliyordu. Bunu Yeşil Cami'nin girişinde de görebilirsiniz. Buna devşirme malzeme denir. Yani almış antik dönem eserini kendi camisinde kullanmıştır. Bir noktada onu Müslümanlık öncesi olan bu eserleri bir noktada Müslümanlık döneminde kullanarak devşirmiştir. Buna devşirme malzeme diyoruz. Caminin girişinde bir kitabe yer alır değerli dostlar. 11 nolu fotoğrafı rica edeyim. Bu kitabe caminin yapılış kitabesi değil değerli dostlar. Caminin bir tamir kitabesidir. 2. Abdülhamid zamanında bu caminin ve çevresinin, bu külliyenin restore edildiği, ihya ve inşa edildiğine dair Osmanlıca bir kitabe konumunda. Kitabeyi daha yakından gösteren görseli rica edeyim. 12 nolu görsel. Talik yazı sanatıyla, talik yazı çeşidiyle yazılmış olan bu 2. Abdülhamid dönemi kitabesinde şöyle ifadeler var. Zinet bahşı, makamı akdesi, hilafet-i seniyye, es-sultan, ibn-i sultan, ibn-i sultan el-gazi Abdülhamid Han, halladallahu saltanatuhu ila ahiril devran diye bir ifadeyle başlar. Yani Sultanoğlu Sultan 2. Abdülhamid zamanında bu caminin bir noktada ihya edildiği, inşa edildiği, emredildiği ifade ediliyor. Ve altında hicri tarih veriliyor değerli dostlar. Hicri tarih olarak bu nedir dersek 1322. Bu da 1904 yılına miladi olarak tekabül eder. Bu 1904 yılında
caminin tekrar bir noktada ihya edildiğini, inşa edildiğini ifadeleridir. Bu Kitabe'nin üstünde bakın bir boşluk alan var. Yuvarlak bir boşluk alan var. Orada 2. Abdülhamid'in Tuğrası vardı değerli dostlar. Fakat maalesef o Tuğra kazınmıştır, günümüze gelmemiştir. Çünkü 1927 yılında çıkarılan bir kanun maddesi uyarınca, işte sultan kelimelerinin kaldırılmasına dair, Tuğraların kaldırılmasına dair bir kanun maddesi var. Aslında bu resmi binalar içindir. Fakat maalesef yanlış uygulanarak tarihi eserlerde tahrip yoluna gidilmiş ve bu tarihi eserin kitabesindeki Tuğra da maalesef kazınmış, günümüze gelmemiştir. Peki devam edelim değerli dostlar. Caminin girişini görelim. 13 nolu görselimizi rejimizden rica edelim. Hemen içeriye girdiğimiz zaman caminin girişinden önceki bu ayakkabılık bölümünde sağda ve solda kapılar yer alır. İşte bu kapılardan üst kata yani medrese bölümüne çıkılır değerli dostlar. Hemen üst kata çıkış merdivenlerini de görelim. 14 nolu görsel. Bakın bu şekilde bir dar koridorla yukarıya doğru merdivenlerle çıkılır. Peki üst katın görselini rica edelim. 15 nolu. Bakın çıktığımız zaman böyle bir hol karşımıza çıkar. Ve burada 4 tane arkada oda var. Bu odalar müderris dediğimiz işte zamanının alimlerinin odaları olduğu ya da onların yardımcılarının muhit dediğimiz yardımcıların odaları olabileceği ifade ediyor. Ve yanlara doğru koridor uzanır. O koridorda da 6 tane sağda 6 tane solda medrese hücreleri yani talebe odaları yer alırdı. Talebeler orada kalırdı. Ve değerli dostlar burası bakın çok ilginç bir yapı. Üstü medrese, altı cami olan ilginç bir yapı konumundadır. Bu arada o medrese talebe odalarının ilerisinde daha dar bir hol yer alır ki 80 santimlik o holden geçildiği zaman caminin mihrabının ön tarafına ulaşılır. Çok ilginç bir oda var orada. O dar koridoru gösterelim diğer görselle. Bakın bu 80 santimlik dar koridordan da gittiğiniz zaman bir hücreye, tek bir odaya ulaşırsınız. O hücrenin, o odacığın ne olduğu kesin olarak bilinmiyor. Belki padişah 1. Murat-ı Davendigar'ın inziva yeri, ibadet yeri olabileceği ifade ediliyor. Bunu caminin içerisinde mihrabın üzerindeki pencereden de fark edebiliyoruz. Diğer görselimizi rica edelim. Caminin mihrabın üstündeki o pencerenin arkasında değerli dostlar bu oda yer alır. Bu koridorun sonundaki oda yer alır. Evet 18 nolu görseli rica edelim. Bakın medresenin planı gelmiş oldu. Önce onun üzerinde duralım. Burası kalsın. Benim fotoğrafımı kaldıralım rejimizden rica edeyim. Bakın burası medresenin planı. Üst kata çıktınız ve üst katta sağda ve solda bakın iki tane oda yer alıyor. Biraz büyükçe olan o iki odanın müderris ya da muhitlerin odaları olabileceği ifade ediliyor. Ve yanlarda ise bakın sıralanmış olan 6'şar tane oda var. O odalarda medrese konumunda. Yani burası 12 odalı bir medrese. 4'er tane de yine dediğim gibi görevlilerin odası var konumundaydı. Burası zamanında 30'lu medreseymiş. Yani müderrisin maaşı günlük olarak, yevmi olarak 30 akçeymiş. Zamanla bu arttırılarak 60'lı medreseye kadar çıkmıştır. Günlük akçesinin 60 akçe olduğu müderrisin ifade edilir. Ne demek derseniz bu gün itibariyle baktığımız zaman günlüğünün yaklaşık 600-700 liraya tekabül edilebileceğini ifade ediyoruz. Müderrislerin maaşlarının bir noktada yüksek olduğunu göstergesi. Tekrar o planı rica edeyim rejimizden. Bakın o planda değerli dostlar talebe odalarının önünden dar bir koridor öne doğru uzanıyor. Ve en önde bakın küçük bir boşluk yer var. İşte orada o hücre, o odacık, belki padişahın inziva yeri olan o odanın önünde bakın bir pencere boşluğu var. Mihrabın üstündeki pencere orayı ifade eder. Peki pencereyi görelim o zaman. Mihrabın üstündeki pencere fotoğrafını rica edelim. Evet değerli dostlar burası caminin içerisinde mihrabın üstünde yer alan o penceredir. Bakın o pencerenin altında mihrabın içine doğru bir oyuk yer alıyor. O oyuğun üzerinde de bir hücre, bir odacık var konumundadır. Peki camiye doğru geçelim. Caminin ilk girişinden başlayarak camiyi tanımaya çalışalım. Değerli dostlar caminin içerisine girdiğimiz zaman hemen sağdaki ilk bölüm günümüzde bayanların namaz kılma yeri olarak düzenlenmiş olan bir oda. Eskiden zaviye odası konumundaymış. Onun hemen karşısında yine bir odacık yer alır. Diğer karşı odayı da görelim. Evet 20 nolu görselimizi de rica edeyim. Bu odalar karşılıklı olarak düzenlenmiş. Ve içeri doğru, ön tarafa doğru görmüş olalım. Peki 21 nolu caminin planını rica edelim. Şimdi bakın caminin planı nasıl?
Alt kat planı ise caminin planı bu şekilde. Yanlarda odalar var değerli dostlar, caminin içerisine girdik. Sağda ve solda zaviyeler var. İçeri doğru girdiğimiz zaman ortada bir havuz vardır. O havuzun sağ ve solundaki üç tarafı kapalı, bir yanı açık olan kısma eyvan denilir sanat tarihinde. Eyvanlar var. Halkın namaz vaktini bekleyebildiği, sohbet edebildiği yerler konumunda. Eyvanlardan önde iki tane oda var. Mihraba gelmeden önceki sağ ve soldaki odalar da tabhane, yani misafirhane kısmındadır. O yüzden bu türlü camilere zaviyeli camiler, kanatlı camiler, tabhaneli camiler, şimdilerde ise ters T planlı camiler deniyor. Peki caminin içerisini görelim. 22 nolu fotoğrafla caminin içerisindeki görselimizi görmüş oluyoruz. Bakın caminin içerisine girdiğimiz zaman hemen ilk kısımda küçük bir havuz şadırvan var. Bu şadırvanın sonradan konmuş olabileceği ifade ediliyor. 19. yüzyıl, yani 1800 yıllarda yapılmış olabileceği ifade ediliyor. Ve değerli dostlar, bu şadırvanın ilerisinde yanlarda da eyvan kısımları var. Eyvan görüntüsünü de görelim. Üç tarafı kapalı, bir yanı açık olan diğer görselimizde 23. Bakın yanlardaki eyvanlar bu şekilde, halkın namaz vaktini bekleyebildiği, sohbet edebildiği yerler konumunda genişçe bir eyvanı var. Peki bu arada havuz var dedik. Havuzun görselini daha yakından görelim. 24 nolu görsel. Bu şadırvanın, havuzun değerli dostlar, üstündeki kubbenin üstü açıktır, camekanlıdır daha doğrusu. Çünkü aydınlık feneri konumundadır orası. Yeşil Cami'de de bunun benzerini görebilme imkanı var. Yeşil Cami bir noktada bu camiye benzetilmiştir denilebilir. Yeşil Cami'nin içerisinde de böyle bir havuz, şadırvan var konumunda. 25 nolu görselle aydınlık fenerinin kubbesini de görelim. Evet, bakın o kubbenin üstünde bir aydınlık bölümü yer alıyor. Caminin bu giriş kısmına aydınlık sağlamak maksatlı bir bölümdür. Caminin içerisine girdiğimizde geriye dönüp baktığımızda üst katında bir balkon görüyoruz. Orası müezzin mahfili konumunda. 26 nolu görselde müezzin mahfilini görelim. Bakın geriye doğru baktığımızda girişin üst kısmında bir balkon var değerli dostlar. Orası günümüzde müezzin mahfili olan kısım. Müezzin mahfili olduğunu nereden de anlayabiliyoruz? Çünkü müezzinimizin ismi yer alıyor orada. Ya Hazreti Bilal-i Habeşi ismi yazar orada hat yazısı çeşidi olarak da. Caminin ibadet mekanı, peki asıl ibadet mekanı neresi? Bakın bir sürü şeyden bahsettik. Zaviyeler var dedik, eyvanlar var dedik, tabahaneler var dedik. Bu giriş kısmı avlu kesimi, namaz kılma yeri değil Osmanlı döneminde. Günümüzde tabi her yerinde namaz kılınıyor. Ama asıl ibadet yeri en ön kısım. Basamakla çıkılan mihrab önü yerdir. Orayı görelim. Bakın mihrab önüne doğru geçiş basamaklarla sağlanır değerli dostlar. Ve mihrab önü asıl ibadet yeriydi. Namaz vakti gelindiğinde oraya geçilir ve namaz kılınırdı. Günümüzde tabi cuma namazlarında özellikle her yer ibadet mekanı konumunda. Mihrabın detayını görelim. Mihrabı yaklaştıralım 28 nolu fotoğraftan. Altın varaklı güzel bir mihrap. Bursa Ulucami mihrabının ben küçük bir kopyası olarak bunu nitelendiririm. Ve aynı dönemde bu mihrap bu şekliyle yapılmış. 1904 yılında 2. Abdülhamit zamanında. Ve Ulucami mihrabında Mehmet Usta isminde birinin imzası vardır. İsmi yazar 1904 yılında yapıldığına dair. Ben zannediyorum bu mihrabı da aynı usta bu şekliyle yapmıştır değerli dostlar. Ve Ulucami mihrabındaki bazı yazılar da aynı şekilde buraya yazılmış. Mesela Ya Melikel Mükzül Celali vel İkram ifadesi mihrabın etrafına kuşatılarak yazılmış. Daha yakından mihrabı görelim. 28 nolu fotoğraf. Mihrabın değerli dostlar mukarnasları, basamaklarında altın varaklar kullanılmıştır. Alt varak ne demek? Sayfa manasına gelir. Altın dövülerek incecik bir kağıt hale getirilir ve süsleme sanatında kullanılır. Bu yönüyle bakın Ulucami mihrabına benziyor. Mihrabın etrafındaki yazıları görelim. 30 nolu fotoğrafı. Bakın mihrabın etrafında, Bursa Ulucami mihrabın etrafında da yer alan Ya Malikel Mülk Zülcelali vel İkram ifadesi tekrarlı bir şekilde mihrabın maksuresini kuşatacak şekilde yazılmıştır. Ve Ya Malikel Mülk Zülcelali vel İkram ne demektir? Ey mülkün maliki, celal ve ikram sahibi olan Allah demektir. Mihrabın orta kısmında mihrab ayeti dediğimiz Küllemâ dehal aleyhâ zekeriyel mihrab ayeti vardır. Onu görelim. Mihrabın mukarnaslarının üstünde bakın küfi yazıyla
küllemâ dekhal aleyhâ zekeriyel mihrab ayeti. Genellikle mihraplara yazılan bu ayet yazılmış. Mihrabın mukanaslarının alt kısmında ise imamın namaz kıldırdığı yerin tam karşısında yine Bursa Ulu Cami mihrabında da yer alan, başka camilerde de yer alan herkes kendi karakterine göre davranır mealindeki İsra suresinden bir ayet damla motifi şeklinde yazılmıştır. 32 no'lu görselimizi rejimizden rica edelim. Bakın burada kul küllü ya'melu ala şakiletih diye başlayan İsra suresi 84. ayetine geçen herkes kendi seciyesine, karakterine göre davranır mealindeki ayet yazılmış vaziyette çift taraflı yani müsenna bir damla motifiyle güzelce yazılmıştır. Caminin içerisinde değerli dostlar bu arada mihrabın yanlarında şamdanlar yer alır. Şamdanların yanında bir de bir antika saat var. O antika saati görelim 33 no'lu görselimizde. Bakın şamdanın sağ tarafında minberle mihrab arasında bir antika saat yer alıyor. Ve bu antika saatin Paris'ten gelmiş olabileceğini ifade edebiliriz. Çünkü üzerine Paris yazısı var. 34 no'lu görselimizde saatin üst kısmını daha yakından görelim. Bakın burada değerli dostlar bu arada saatin rakamları farklı tarzda yazılmıştır. Ve antika bir saatlerde bu şekilde görebiliyoruz. Bu arada saatin alt kısmında gemi motifi var. Çok ilginçtir bu saat. Bakın alt kısmını da görelim yakından. 35 no'lu görselimizde alt kısmında gemi şekli verilmiş bir saat. Bu caminin içerisinde bir de bazı yine hat levhaları yer alıyor. 36 no'lu görselimizden devam edelim. Bu levhalarda yine değerli dostlar yardımlaşma ile ilgili, tevekkül ile ilgili, yine Hilye-i Şerif dediğimiz peygamberimizin şemali ile ilgili levhaları görebiliyoruz. Çihar-ı Yâr-ı Güzin levhalarının altında küçük levhalar son restorasyonda konmuş oldu. Bir pencere örneğini de görelim 37 no'lu görselimizde. Bu geniş pencereleri 3 metre kadar kalınlıktaki duvarlarında bu pencereleri ayrı bir güzelliktir. Ulu Cami pencereleri gibi yanlarda bu şekilde namaz vaktini bekleyebilmek, Kur'an okuyabilmek ayrı bir güzelliktir. Peki camiden külliyenin bir diğer önemli unsuru türbeye geçelim. Evet 38 no'lu görselimizi rejimizden rica edelim. Türbeyi dışarıdan görmüş oluyoruz. 1. Murat Hüdavendigâr adına oğlu Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılmış olan bir türbe camisinin önüne Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılmıştır. Ve değerli dostlar türbenin kitabesini tanıtımını görelim bu arada 39 no'lu görselimizde. Burada yine belediyenin koymuş olduğu bilgilendirme panosunda neler var bakalım. Sultan 1. Murat Türbesi oğlu Yıldırım Bayezid tarafından 1. Murad'ın yaptırdığı külliyesinin içerisine inşa ettirilmiştir. 1389 yılında Kosova Savaşı'nı kazandıktan sonra harp meydanını gezerken şehit edilen 1. Murad'ın iç organları Kosova'daki kabrine gömülmüş ve naaşı daha sonra Bursa'ya getirilerek Hüdavendigâr Camii'nin kuzeybatısında bulunan türbeye defnedilmiştir. 1855 depreminde yıkılan yapı Sultan Abdülaziz tarafından 1863 yılında eski temelleri üzerine dönemin sanat akımının etkisinde yeniden yaptırılmıştır. Türbenin ortasında etrafı pirinç parmaklıklarla çevrili olan sanduka 1. Murad'a aittir diyor. Değerli dostlar Bursa'da 1855'te çok şiddetli bir deprem yaşanmıştır. O depremden sonra bu haliyle bu türbe yapılmıştır. Hangi türbeler gibi? Tophane Parkı'ndaki Osman Gazi, Orhan Gazi türbeleri gibi. Onlar da Sultan Abdülaziz tarafından 1863 yılında deprem sonrasında bugünkü haliyle inşa edilmiştir. Bu noktada Osman Gazi, Orhan Gazi türbeleriyle benzer yapıya sahiptir. 1. Murat Türbesi diyoruz. Ve 1. Murat'ın bu arada türbesinde 1. Murat'tan başka kimler var dersek değerli dostlar. Yıldırım Bayezid'in oğulları Süleyman ve Musa Çelebi'nin sandukaları yer alıyor. Yine 1. Murat'ın oğlu Şehzade Yakup. Yine Emir Süleyman'ın oğlu değerli dostlar Şehzade Orhan'ın sandukası ve yine 2. Bayezid'in oğlu Mehmed'in burada yattığı ifade ediliyor. Bir de 3 tane kime ait olduğunu bilemediğimiz sandukalar yer alıyor. Bu arada türbenin içerisine girdik. Türbenin içerisinde ortadaki büyük sanduka 1. Murat Hüdavendigâr'ı sembolize ediyor değerli dostlar. Sandukalar semboliktir türbelerde. Cenazeler alta gömülü vaziyettedir. Ve türbedeki en önemli kişinin sandukası büyük yapılır. İşte 1. Murat Hüdavendigâr'ın sandukası o yüzden büyüktür. Bu arada 1. Murat Hüdavendigâr'ın bakın buradaki türbesinden başka bir türbesi daha var değerli dostlar. O türbe ise şehit düştüğü yerdeki türbedir. Nerededir dersek Kosova'da Priştina'dadır. Kosova'daki Priştina'daki türbeyi 44 no'lu görselde rica edeyim.
Bakın burası Kosova'da, Priştina'da 1. Kosova Savaşı sonunda şehit düştüğü yere iç organları defnolunmuştur. Kalbi, yüreği, kanı buraya defnedilmiştir. Allah nasip etti, ben burayı da ziyaret ettim 2013 yılında değerli dostlar. Balkanlarda en çok ziyaret edilen türbe konumundadır. Türbenin içerisindeki sandukayı da görelim, 45 no'lu görselde. 1. Murat Hüdavendigâr, bu bakın sandukanın üzerindeki puşide dediğimiz örtü de Bursa Belediyesi tarafından yaptırılmış ve oraya götürülmüştü. Her sene Osman Gazi Belediyesi tarafından 1. Murat Hüdavendigâr'ı anma etkinlikleri yapılır. Hem Bursa'da Çekirge'deki türbesinde hem Kosova'da Priştine'deki bu türbede yapılır değerli dostlar. Bir anma etkinliğine ben de rehber olarak katılmış idim. Ve bakın değerli dostlar, 1. Murat'ın bu noktada iki tane türbesinin olduğunu ifade ediyoruz. Ama buradaki Kosova'daki türbe sadece şehit düştüğü yer Meşhed-i Hüdavendigâr. Yani şehitlik türbesidir. Kalbi, yüreği, kanı, iç organları oraya defnolunmuş. Asıl cenazesi tahnit edilerek, yani geçici bir mumyalama yapılarak Bursa'ya getirilmiş ve camisinin karşısına gömülmüş. Ve dahi şehit padişahımızın yattığı yer bir noktada Bursa'daki bu türbesidir diyoruz. Peki 46 no'lu görselimizde tekrar Çekirge'deki türbesine dönelim. 1. Murat Hüdavendigâr kimdir? Biraz hayat hikayesinden bahsedeyim. 3. Osmanlı Sultanı'dır 1. Murat Hüdavendigâr. Orhan Gazi'nin oğludur, Osman Gazi'nin torunudur. Ve babasının yerine değerli dostlar padişah olmuştur. Padişahlığının başlangıcını bazı kayıtlar 1359, 1360, 1362'ye kadar götürürler Orhan Gazi'nin vefat tarihi noktasında. Ve değerli dostlar 1359'dan başlatırsak 1389'a kadar 30 yıllık bir hükümdarlık devresi var. Ve bu dönemde neler başarmıştır dediğimiz zaman Edirne'nin fatihidir. Edirne'yi almış, Edirne'yi Balkanların başkenti yapmıştır. Onun döneminde Haçlılarla 1364 Sırp Sındığı Savaşı yapılır, kazanılır. 1371 Çirmen Zaferi kazanılır. 1389 Kosova Zaferi kazanılacaktır. Bu arada Anadolu Beyliklerinden Osmanlı'ya katılmalar, özellikle Germiyan Bey'in kızını oğlu Yıldırım Bayezid'le evlendirecek ve çeyiz yoluyla Kütahya, Simav, Tavşanlı, Emet toprakları Osmanlı'ya dahil olacaktır. Bakın çeyiz yoluyla iyi ilişki kurmak maksadıyla kız alışverişi yapılmıştır. Ve bu arada değerli dostlar Hamidoğulları Beyliği'nden işte 80 bin altın karşılığında sembolik olarak bir para ödenerek Isparta Göller yöresi satın alınır. Ve değerli dostlar Anadolu'da ve Balkanlar'da büyüme yaşanır. Babası Orhan Gazi'den yaklaşık 96 bin kilometre kare olarak devraldığı yüz ölçümü yaklaşık 500 bin kilometre kareye büyütecek. Yani neredeyse bugünkü Türkiye'nin yarısı kadar bir yüz ölçüme onun döneminde ulaşılmış olacaktır. Ve 1. Murat Hüdavendigâr 1389 yılında 1. Kosova Savaşı sonunda savaş meydanında şehit düşecektir. Değerli dostlar bu türbesinde 1. Murad'ın Kosova Savaşı'nda şehadeti ile ilgili, şehitlik duası ile ilgili bir tablo, bir pano yer alıyor. Onu görelim 47 no'lu görselimizde. Ve 1. Murat Hüdavendigâr 1. Kosova Savaşı'nda, bu arada savaş öncesinde savaş meydanını toz kaplamış, toz bulutu kaplamış, göz gözü görmüyor. Ve çadırında bir dua ediyor. Ya Rabbi bu tozu dumanı gözümüzden kaldır. Düşmanı bize göster. Düşmanımızı görerek savaşabilelim der. Ve Ya Rabbi ordumu muzaffer eyle, beni de şehit eyle diye bir duası var. Bu duayı bu tablodan okuyalım değerli dostlar. Sultan Murat Hüdavendigâr'ın duası. Ya Rabbi bu fırtına şu aciz Murat kulunun günahları yüzünden çıktıysa masum askerlerimi cezalandırma. Allah'ım onlar ki buraya kadar sadece senin adını yüceltmek ve İslam'ı tebliğ etmek için geldiler. İlahi bunca kere beni zaferden mahrum etmedin. Daima duamı kabul buyurdun. Yine sana iltica ediyorum. Duamı kabul eyle. Bir yağmur nasip eyle. Bu toz bulutu kalksın. Kafirin askerini aşikar görüp yüz yüze cenk edelim. Ya ilahi mülk de bu kulun da senindir. Ben aciz bir kulum. Benim niyetimi ve esrarımı en iyi bilen sen bilirsin. Mal ve mülk maksadım değildir. Yalnız senin rızanı isterim. Ya ilahi bu mümin askerleri küffar elinde mağlup edip helak eyleme. Onlara öyle bir zafer lütfet ki bütün Müslümanlar bayram eylesin. Dilersen o bayram gününde şu Murad kulun yolunda kurban olsun. Ya ilahi bunca Müslüman askerin helakına
beni sebep kılma. Bunlara yardım eyle ve zafer bahşeyle. Bunlar için ben canımı kurban ederim. Yeter ki sen beni şehitler zümresine kabul eyle. Asakir-i İslam için, İslam askerleri için teslim-i ruha razıyım. Tek ki bu müminlerin uğruna benim ruhum feda olsun. Beni gazi kıldın, sonunda da lütfen ve keremen şehit eyle. Amin demiş. Ve Cenab-ı Hak bu duaya icabet edecek. Savaş sonrası savaş meydanını gezeyim isterken, yaralılar arasında gezerken Miloš Obilić isminde bir Sırplı tarafından hançerlenecek ve orada şehit düşecektir. Savaş meydanında şehit düşmüş olan tek Osmanlı padişahımızdır. 1. Murat Hüdavendigâr, bakın velayeti olan, yani veli diyebileceğimiz padişahlardan biriydi. Rivayette var ki tekbir aldığı zaman Kabe gözünün önüne gelerek namaz kılardı. Velayeti olan bu Allah dostu kişiliğe sahip 1. Murat Hüdavendigâr'ın şehadet şerbetini de içerek şehitler mertebesine ulaştığını ifade ediyoruz. Rabbim şefaatine nail eylesin diyelim. Peki türbeden çıkalım değerli dostlar. Türbenin önünde başka mezarlar da var. Onları görelim. Bu arada türbenin içerisinde 1. Murad'ın tuğrası yapıldı. Onu da görelim önce çıkmadan önce. 1. Murad türbesinin içerisinde Murat Hüdavendigâr'ın tuğrası Hakkak Recep tarafından Hattat Mahmut Şahin hocamızın istifiyle yazılan yazı üzerinden yapıldı. Bütün Bursa'daki padişah türbelerinde tuğralar var. Zaten ilk Osmanlı tuğrası Orhan Gazi'ye aittir. Osman Gazi tuğrası bilinmiyor. Orhan Gazi türbesinde, işte 1. Murad'ın türbesinde, Yıldırım'ın türbesinde, Çelebi Mehmet'in ve 2. Murad'ın türbelerinde tuğralarını görebiliyoruz. Bakın ilk Osmanlı tuğraları farklı bir istife sahiptir. Peki tuğrada ne yazıyordu? Bu tuğrada bakın Murat Hüdavendigâr'ın adı ve babasının adı yazar. Yani Murat bin Orhan. Orhanoğlu Murad anlamına gelir. Bunu da bu şekilde görmüş olalım. Peki türbeden çıkalım efendim. Türbenin çıkışında sol tarafta bir mezar var. Mezarın önünde Çekirge Sultan yazar. Garip bir mezar ve bu mezarla ilgili rivayetler var. Hakkında çok fazla bilgi yok. Rivayetlere dayalı bir bilgi birikimi var. Çekirge Sultan, bakın Bursa'daki Çekirge'ye ismini veren kişidir. Kimdir Çekirge Sultan dediğimiz zaman? Bir meczup mudur, bir ermiş kişi midir, bir derviş kişi midir? Ama müneccim olduğu da ifade edilen bir kişi. Hikayesi şöyle. Bursa'da bir hamamın önündeyken, bu kişi bir bayan hamamının önündeyken, işte bir bayan vaveyla koparır. İşte takılarımı kaybettim vesaire der. Ve her yerde aranır taranır bulunamaz. Çekirge Sultan dediğimiz bu kişi der ki, sen o takıları işte şu köşeye koymamış mıydın kaybolmasın diye. Kadın hatırlar. Evet der, oraya koymuştum. Bundan sonra bir şeyini kaybeden ona soracaktır. Bir şeyini kaybeden ona soracaktır. Ve bu durum malum olacak padişaha. Padişah da bunu huzuruna çağıracaktır. Ve ona soracaktır. Sen her bir şeyi biliyor musun? Peki söyle bakalım, elimde avucumda ne var der. Hani denir ya, halk arasında bir şey yakalandığımız zaman, foyamız ortaya çıkacağı zaman, işte bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, üçüncüde ele verilirsin anlamında. Bu kişi de bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, üçüncüde derken padişah 1. Murat avucunu açar, avucundan çekirge sıçrar. Bundan sonra buna Çekirge Sultan diye bir lakap takıldı. Padişah da bunu kendisine müneccim tayin ettiği şeklinde rivayet var. Hakkında ne kadar doğru bilgi var bilemiyoruz. Bu Çekirge Sultan'ın mezarının yanında bir bayana ait mezar taşı var değerli dostlar. Onu görelim. Bu Fatma Nafiye Hanım ismindeki bir bayan mezar taşı. Bakın bayan mezar taşı olduğunu nereden anlayabiliyoruz? Değerli dostlar, bakın çiçek motifleri var. Bu arada mezarın ayak ucundaki kitabeli mezar taşını görelim. 52 nolu görselimizle daha yakından görmüş olalım. Bakın burada çok ilginç bir detay var. Değerli dostlar, mezarın hotoz dediğimiz başlığının, normalde bayan mezar taşlarında başlık olmaz. Yani bir sarıktır, herhangi bir kavuktur vesaire olmaz. Hotoz dediğimiz böyle bir başlık olabiliyor. Hotozun altında bir de gerdanlık var. Çok ilginçtir. O gerdanı yakından görelim. 54-53 nolu görselde. Bakın takılar var. Gerdanlıkta takılar var. Bu ne demektir? Osmanlı mezar taşlarının bir güzelliğidir bu değerli dostlar. Bakın altınları, takıları dahi bayan mezar taşlarına işlemişler. Bu bir duanın bir noktada mezar taşına yansımasıdır. Ya Rabbi, bu ölen kişiye cennet takılarını lütfeyle anlamına gelir. Bakın mezar taşlarında
Meyve motifleri yer alabilir, çiçek motifleri yer alabilir, bu şekilde gerdanlıklar yer alabilir. Bunların her biri bir duanın bir noktada mezara yansıtılmış halidir. Yani bu kişiye ya Rabbi cennet bahçeleri nasip eyle, cennet meyvelerini, cennet çiçeklerini, cennet takılarını lütfeyle anlamında bir güzelliktir. 1871 yılında vefat etmiş olan Fatma Nafi Hanım isminde bir bayana ait mezar taşıydı. Onun yanında bir erkek mezarı var. 54 nolu görselimizi rica edelim. Bakın burada değerli dostlar sütun şeklinde erkek mezarı yer alıyor. Mezar taşını daha yakından görelim 55 nolu görselde. Bu bayandan bir 7 yıl kadar sonra 8 yıl kadar sonra vefat etmiş olan 1879 yılında vefat etmiş olan Hasan isminde bir erkeğe ait bir mezar taşını da Osmanlı dönemine ait görüyoruz. Değerli dostlar türbenin bir de girişe göre sol yanında çok süslemeli güzel bir yine bayan mezarı yer alıyor. 56 nolu görselimizi rica edelim. Bakın bu türbenin hemen girişte sol yanında yer alır. Çıkışta sağda kalır. Bir lahit şeklinde belki Bursa'daki en güzel lahitli mezar taşlarından birisi. Ve bu mezar 2. Abdülhamit'in emri ve izniyle buraya gömülmüş olan bir bayana ait mezar taşıdır. Daha yakından görelim mezar taşlarını. Yandan bir önce 57 nolu görselimizi görelim. Bakın yine çiçek motifleri mezarın baş kısmında yer alıyor. Bu da burada bayan yattığının bir anlamı konum anlamında ama kitabesi yer alıyor. Hem ortada hem yanda hem cami tarafından hem türbeye gelenler tarafından görülebilsin diye aynı şekilde yazılmış olan talik hattıyla bir şiir. Ve bu şiirde çok ilginç bilgiler de yer alıyor ve bu yatan kişinin Serkilari'nin yani kilerci başının eşi olduğu ifade ediliyor. Kilerci başı Osman Efendi yani bir noktada sarayın 2. Abdülhamit döneminde kilerci başıymış Osman Efendi. Onun eşi ve züht ve takvada zamanının Rabiatül Adeviyyesi diye ifade var mezar taşında. Öyle bir züht ve takvaya sahip kişi olduğu ifade ediliyor. Ve değerli dostlar ve çok ilginç hava değişimi için Bursa'ya gelmiş iken aniden vefat etmiş ve burada kalmış. Ve padişahın emri ve izniyle burada Murat Hüdavendigâr Türbesi'nin önüne gömüldüğü ifade ediliyor. Hasene Hanım isminde bir bayan yatıyor burada. Hicri 1320 tarihinde, miladi 1902 yılında vefat ettiği burada ifade edilmiş oluyor. Peki değerli dostlar bu arada türbenin önünde bir de Çanakkale şehitlerinin isimlerinin yer aldığı bir levha yer alıyor. O görselimizi rica edelim. 59 nolu görselimize geçelim. Ve bu türbenin önüne Çekirge bölgesinden, Çekirge semtinden Çanakkale savaşlarına katılmış olan kişilerin isimleri yer alıyor. Şehit düşmüş olanların isimleri yer alıyor. Hemen levhanın arkasında da isimler devam ediyor. 60 oğlu görselimize devam edelim. Bakın burada Çekirge'den Çanakkale savaşına katılmış şehit düşmüşlerin isimleri var. Değerli dostlar Bursa'dan Çanakkale'ye savaşa katılmış ve şehit düşmüş çok sayıda kişi yer alıyor. Hatta isimleri tespit olmuş olan envanterlerde en fazla şehit sayısı Bursa ilimize aittir değerli dostlar. 3000'den fazla şehit verilmiştir Çanakkale Savaşı'nda ve sadece Çekirge semtinden bakın onlarca şehidimiz olduğu bu tabelada verilmiş oluyor. Değerli dostlar türbenin önünde şadırvan kısmı yer alır ve şadırvanın önünden Bursa manzaraları seyredebilme imkanı var. Orada Bursa manzaraları görsellerimizi de gösterelim. Bursa Ovası'nın manzaralarını buradan görebiliyoruz. Mevsimine göre burada çay içmek, değerli dostlar Bursa manzaraları eşliğinde güzeldir. Ve hala yapılaşmamış olan kısımları Bursa'dan buradan görebilme imkanı var. Uludağ'ın batı yamacından bu şekilde manzaralar görebilme imkanı var. Bu arada bu şadırvanın karşısında bir de hamam yeri var. Külliyenin unsurlarından bir hamam unsurudur. Onu da görelim efendim. Evet, 65 nolu görselimiz geldi. Bu hamamın yanında bir küçük yer daha var. Orasının imamlara ait bir yıkanma yeri olduğu ifade ediliyor. Şu anda boş, restore edilmiş vaziyette küçük bir hücre. Hemen diğer görselimizde, 66 nolu görselimizde bakın. Orası imamlara, görevlilere ait bir hamam olabileceği ifade ediliyor. Ama büyük kısmının gir-çık hamamı, cık-cık hamamı, bekarlar hamamı gibi ilginç isimleri var. Bu arada hamamın önünde bir de tarihi bir çınar ağacı var değerli dostlar. O çınarı görelim. 67 nolu görselimizde. Bu çınara destek kondu yıkılmasın diyerekten. Şu anda 286 yaşında bir çınar ağacı.
Haftaya inşallah değerli dostlar Bursa'nın tarih çınarlarını konu edeceğiz. Bursa'nın çınarları önemlidir. Çınarsız bir Bursa düşünülemezdi. Bursa'nın tarih çınarlarını inşallah haftaya konu etmiş olacağız. O tarih çınarlardan birisi de bu 1. Murat Hüdavendigâr Camii'nin önünde yer almış oluyor. 69 nolu görselimizi rica edelim. Bakın hamamın ismi çok ilginç. Gir Çık Hamamı ya da Çık Çık Hamamı diye bir isim. Peki bu hamamın tanıtımı nedir? Onu görelim 70 nolu görselimizde. 1. Murat Hüdavendigâr tarafından Hüdavendigâr Külliyesi'nin bir parçası olarak yaptırılmıştır. Mimarisi ve inşa tekniği açısından Hüdavendigâr Camii ile benzerliği sebebiyle caminin inşa tarihinin 1365-66 yılları civarında yapıldığı varsayılmaktadır. Hamam, tuvalet ve herkesin kullanabileceği bir gusülhane olarak kullanılmak üzere yapılmıştır. Özellikle 1. Murat Camii'nin medrese olarak kullanılan üst katında eğitim gören talebelerin kullanmaları amacıyla yaptırıldığı da düşünülmektedir. Hatta medrese ile bu hamam arasında bir bağlantı olabileceği, bir kemer olabileceği, bir geçiş yeri olabileceği de ifade ediyor. Ücretsiz olması nedeniyle Gir Çık Hamamı olarak adlandırılan tarihi yapının adı günümüzde Cık Cık Hamamı olarak bilinmektedir. Daha sonra ise bekarlara hizmet verdiği için Bekarlar Hamamı olarak da isimlendirilmiş. Cık Cık Hamamı kubbeyle örtülü bir ana mekan. Bu mekana bağlı 5 tuvalet ve 2 gusülhaneden oluşmuştur. Güneyindeki gusülhanelerin birinde sürekli sıcak su akmaktadır diyor. Evet değerli dostlar, bu arada hamamın içerisi kısmını görelim. Bakın hamamın içerisinde değerli dostlar 71 nolu görselimizi rica ettik rejimizden. Hamamın içerisinde bir şadırvan var. Fıskiyeli bir şadırvan var. Bu arada bu şadırvanın bir çeşmesinden sürekli sıcak su akar değerli dostlar. Ve bu şadırvanın arkasında tuvalet bölmeleri yer alıyor. Yine sağ tarafta tuvalet bölmeleri var. Ama sağda ve soldaki köşedeki kısımların gusülhane olabileceği, yıkanma yeri olabileceği ifade ediliyor. Sağdaki köşede sürekli yine sıcak su akan bir oda var. Abdest alma yeri. Şu günümüzde tuvalet kısmı olarak kullanılıyor burası. Peki külliyenin bir diğer unsurunu göreceğiz. 72 nolu görselimize gelelim. Bu arada caminin köşesinde yine külliyenin bir unsuru olarak da ifade edebileceğimiz tarihi bir çeşme yer alıyor değerli dostlar. Bakın Osmanlı çeşmelerinin tarihi özelliklere sahip olan saçaklı güzel bir çeşme konumunda günümüzde suyu akan çeşmelerden birisi. Bu çeşmenin karşısında türbe yer alıyor. Türbenin arkasında ise bazı mezarların toplandığı bir alan var. Buraya bakın toplanmış olan mezarlarla ilgili bir ifade de yer alıyor. Demek ki çevre düzenlemeleri yapılırken taşınmış kabirler var değerli dostlar. Buraya topluca gömülmüş bazı kişilere ait mezarların burada yer aldığı ifade ediyor. Bu mezarların karşısında ise külliyenin bir diğer son unsuru olarak 1. Murat Hüdavendigâr imaretini, aşevini görelim değerli dostlar. Evet, bu imaret zamanında talebelere, fakirlere, öğrencilere yemek dağıtılan bir yer konumundaydı. Günümüzde de cuma namazlarından sonra yine ücretsiz olarak yemek dağıtımı devam ediyor. Günümüzde bir vakıf tarafından burası işletiliyor değerli dostlar. İmaretle ilgili tanıtım kitabesini görelim. 75 nolu görselimizi rejimizden rica edelim. Sultan 1. Murat Hüdavendigâr Külliyesi'nin bir parçasıdır. Murat 1. Murat tarafından 1367-85 yıllarında yaptırılmıştır. Ancak 1855 yılındaki depremde hasar gördükten sonra 1906 yılında Sultan 2. Abdülhamit tarafından dönemin sanat üslubuna uygun olarak onartılmıştır diyor. Kuzey ve güney doğrultusunda L şeklinde inşa edilmiş olan imaretin ortasında avlusu vardır. 5 ocak yeri olan imaretin günümüze kadar gelen 3 ocağı uzun tuğla bacalıdır. Sultan 1. Murat Vakfiyesi'nde burada kalan misafirlerin 3 güne kadar ücretsiz olarak yeme, içme ve konaklama ihtiyaçlarının imaret tarafından karşılandığı da belirtilmektedir. Günümüzde de 1. Murat Hüdavendigâr imareti ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek dağıtan bir vakıf olarak faaliyetini devam ettiriyor diyor. Devam edelim. Evet, günümüzde değerli dostlar Birlik Vakfı tarafından burası işletilmeye devam ediyor. İçerisini görelim. Avlusunu görelim. Burası bakın L biçiminde bir plana sahip ve içerisinde ise değerli dostlar bir konferans salonu var. Oldukça geniş bir konferans salonu var. Konferans salonunu görelim 78 nolu görselimizde. Bu konferans salonunda cuma akşamları erkeklere, cumartesi bayanlar olmak üzere önemli kişilerin işte üniversiteden veya akademisyenlerin burada bilgilendirme amaçlı seminerleri yapıldığı ifade ediliyor değerli dostlar vakıf tarafından. Evet değerli dostlar,
1. Murat Hüdavendigâr Külliyesi tanıtımımızı önce 1. Murat Hüdavendigâr tabelamızla, yine UNESCO tabelamızla bitirelim ve Büyükşehir Belediye'mizin Murat Hüdavendigâr Külliyesi'ni tanıtan 1,5 dakikalık videosuyla sizi baş başa bırakarak veda etmiş olayım. Bir başka Tarih ve Gezi adlı programımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim.